topluluğu organizasyonu olmayan bir takıma karşı her kontra takımı tehdit yaratabilir zaten. Beşiktaş da dün elindeki imkanlar ölçeğinde gayet iyi yaptı. Gerçekten Enfield'da bir ruh varsa o ruhu en büyük temsil eden, en net temsil eden oyuncu bence Anderson. Yine rezil olduğunun cümlesini de kullandım. Her programda ortalama bir şeyim var. Doğru ama güzel yerden geldi. Başlayalım. Hadi başla. Oğur <laughs> hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Yine Emre abi tişörtü nereden aldın? Tişörtüyle gelmişsin. Yine senin gelmekte zorlandığın e, bir o, gün sabah ne, itibariyle. Ne salladın bana da. Lakers maçını izlemedim ya. ya son, Erken belki. değil miydi Lakers maçı? Genellikle batıda maçlar geç olur bilirsin. Canım sıkın Emre konusunda. Fantezi kadromdan, bazı oyunculardan beklediğim verimi alamadım şu ana kadar. Hayal kırıklığına uğratan 2-3 oyuncu var beni. Rezil bir GM olduğun için. Ama ya yani buna rağmen Kaan Kural gibi bir kontendere 5 ile çok ucuz şeyle küçük bir farkla yenildim. Ha, Kaybettin Ki... mi sen? 5 4 kaybettim ya. Ha. Ama şey, James Harden kaybettirdi abi bana maçı. Yani ee, çok öndeydim sağ içi isabet oranında. James Harden iki maç %25 ile oynayınca, bir de çok top kullanıyor biliyorsun. Dağıldık orada, şeyi ucuyla kaybettim. E, file goals'u. Murat'tan şey rica edeceğim. Tam bunları konuşurken sağda bir ağlama emojisi çıksın sen devam ederken de. Yani çünkü ilk haftadan ağlamaya başladın. Yani hep... Şey belli oldu ki şimdi verim alamadığım 2-3 oyuncu var. Ee, o, onlar in... bir takas için. Yok. iyi Ingles, bir... başlayamadı. Cedi ikinci maçta bir dağıldı. Kardeşim belirtmiştik bunları. Ee, ama neyse. ilk maç çok iyiydi. Herkesin şimdi bir alanı var. Herkesin e, bir Paul alanı George var. George dönene kadar benim takımın tam potansiyeli ortaya çıkmayacak gibi. Ama yani e, yine de dediğim gibi yani bir contender'a karşı e, kafa kafaya oynadım. Helal olsun sana. Kısmet. Helal olsun. Başlayalım. Terminator mı? Dark Fate geliyor Cuma günü. Merakla bekliyorum ben. Çok... <gülüyor> <gülüyor> oğlum Terminator inanılmaz, inanılmaz bir franchise. Acayip. Bir, birkaç kelam et istersen. Yok hayır. Ya. Terminator 2 e, en özel filmlerden biri sinema tarihinde. Kesinlikle. Öyle değil mi? İzledin Daha mi sen? i̇zledim oğlum. Tamam, İzlemişsindir. Şey şey Benim galiba sinemada ilk izlediğim film olabilir. Yani ya da şöyle imge olarak hatırladığım, sinemada izlerken kendimi hatırladığım ilk film. Daha öncesinde birkaç filme gitmiş olabilirim ama zaten bayağı küçüktüm. Terminator 2'de. Ee, yani ondan sonra biraz sapıttı franchise ama işte James Cameron geri döndü yapımcı olarak. Hikayeye de biraz katkıda bulunmuş. Review'larda fena değil. Linda Hamilton geri dönüyor. Ya biz birlikte gideriz. Arnold yine yaşlı robot olarak göreceğiz. Birli Bera birlikte gideriz zaten mutlaka. Yani ben anlamam büyük bir şey. show yapıyorsun birlikte gideriz diye. Hiçbirine geldiğin yok. Nasıl geldiğim yok? Nereye gelmedin? Yani en son seninle hangi filme gittik? Bir, bir yıl falan olmuştur. Yok Inception'a falan gittik oğlum seninle en sonunda. Hayır oğlum, Avengers'a gittik ben işte. <laughs> Öyle mi? E en Endgame'e geldin mi sen? Oğlum kaç kişi gittik hatta? Doğru. Rezil oldum, kamera karşısında rezil oldun. Yine rezil olduğunun cümlesini de kullandın. Her programda ortalama bir şeyim var. Doğru, var. güzel yerden geldin. Başlayalım. Hadi başla. beşiktaş Galatasaray'la ile başlıyorum. Ee, yani ilk olarak istersen genel bir maç değerlendirmesi yap. Yani çok böyle bir beklenti bilmiyorum yüksek miydi futbol kalitesine dair ondan emin değilim ama e, sen neler bekliyordun maçtan önce neler buldun? Çok fazla bir şey olmadı maçta onu <laughs> yapmaya çalıştım. Ha çalışsın. bu şeydi. Anlayamadın galiba. Yok hayır demonstre ettin de o yüzden hani. <laughs> şey, yani suratındaki şaşkınlık güzeldi. Demek ki başarılı oldu yaptığım şey. Ha ya, kötü maç oldu. Galatasaray'ın içinde olduğu birçok maç gibi. Yani Galatasaray tek tarafı zaten kötüleştirebiliyor içinde bulunduğu maçları. Beşiktaş'ın bunda çok fazla suçu yok ama Beşiktaş'ın da gerek bu maçı çıkardığı ilk 11. işte çok fazla sakatlık yaşadılar son dönemde. Birçok oyuncu kaybettiler. İşte Burak Yılmaz olsun, Enkudu olsun, Diaby'yi galiba son anda yetiştirdiler. Onun da aslında oynaması beklenmiyordu bir hafta önce. Dolayısıyla Abdullah Avcı biraz mecburi bir şekilde ee, biraz da aslında yapması gereken e, yapması gerekenin sonucu olarak reaktif bir kadro çıkardı. Yani hem kadro öyleydi hem de oyun planı öyleydi. Ee, ya Zaten abi Galatasaray öyle bir performans gösteriyor ki sezon başından beri. Ee, Galatasaray'a karşı derinde bekleyip kontra kovalamaya çalışan ve bunu belirli bir standarta yapan her takım başarılı olur. Sekteye uğratır. Puan kazanır büyük ihtimalle. Kesin yener demiyorum. Bazı maçları kaybederler tabii. Çünkü futbolun dinamikleri var. Yani gidiyorsun e, hiç olmayan pozisyonlardan gol buluyorsun ama büyük ihtimalle puan kaybettirir. E, tam anlamıyla bir ayak kırıklığı Galatasaray için. Mesela işte Fatih Terim bundan bir iki hafta önce e, artık bazı oyuncular son şanslarını kullandı. E, yeni oyuncular göreceğiz e, demişti. İlk maç hakikaten öyle çıktı. Ama ondan sonra hem şampiyonlar hem bu derbide Yine eski oyuncular, eski yapı. 4-3-3, sağ Belhanda, şey Fegoli, sol Babel. Ortada Belhanda, işte Lemina, Enzonzi. Değişen bir şey yok. Ee, Ama şimdi şey demiş maçtan sonra. Bazı oyuncuları da son şanslarını veriyor. Yine aynı şeyi söylüyor, evet. Sence kim oyuncular? Valla her oyuncu olabilir. Ben şimdi şöyle bir şey söyleyeyim sana. Ee, Enzonzi dışında Andone de çok çabalıyor. Evet her oyuncu olması gereken standartının altında bence. Eee Luindama biraz toparlamaya çalışıyor savunmayı işte gerçekten. Onun dışında bekler kötü. Yine yani, abi Galatasaray ya gerçekten e, sahaya çıkan kadro şimdi bak, daha önce Fenerbahçe maçında zaten konuşmuştuk. Galatasaray geriden oyun kuramayan bir takım. Kurmaya reddeden bir takım. Geriden oyun kurma yok. Set oyunu yok. Yine aynı şekilde. Yani dün maçta ilk yarıda şöyle sekanslar görüyorsun abi. Babel sol çizgiye yapışıyor. Ee, Andone oraya gidiyor. Bak bu iki oyuncunun da merkezde olması lazım. Ceza sahası yani dörtlü savunmanın önünde olması lazım, merkezinde olması lazım. İkisi sol çizgiye gidiyorlar. Ee, hadi onlar savunma dörtlü savunmanın bazı üyelerini sürüklemeye çalışıyor diyelim çizgiye. Ama o zaman çıkması gereken oyuncular var değil mi? İşte Belhanda'nın, Lemina'nın, Fegül'ün oraya gelmesi lazım. Onlar da ikinci bölgenin ortalarındalar. Yani böyle şöyle sekanslar gördük. Dörtlü savunmayla bekliyor şey e, Beşiktaş hadi bek falan gidiyor biraz sol kenara. Tehdit eden kimse yok. Geriden oyun kuramayan, kurmak istemeyen, seti oynayamayan, bir pres yapma planı olmayan, yani toplu ve topsuz herhangi bir planı yokmuş gibi gözüküyor Galatasaray'ın. Bunu bazı maçlarda görünebilirsiniz bu şekilde ama 10-15 maç oldu, belki 20 maç oldu sezon başından beri. Israrlı bir şekilde her maç böyle görünüyorsanız çok ciddi bir organizasyon problemi var demektir. Ee, dediğim gibi yani, orga, yani toplu, organizasyon olmayan bir takıma karşı her kontra takımı tehdit yaratabilir zaten. Beşi ee, Beşiktaş da dün e, onu elindeki imkanlar ölçeğinde e, gayet iyi yaptı. Tek şeyi söyleyebilirim Beşiktaş'la alakalı. Ben unutmayır oynamasını bekliyordum abi e, maçtan önce. Çünkü yani güven iyi bir forvet olabilir ama çok iyi bir 9 numara değil. Yani ee, sırtını kaleye dönüp bir şekilde oynayamıyor. Şimdi evet Beşiktaş'ın zaten dün ana planı şuydu diye denebilir. Ee, geride bekleyip kontra kovalamak. Ama şimdi 4-2-3-1 gibi sahaya diziliyor Beşiktaş. Dün işte solda Caner, sağda Lens. Ee, önde Umut Nayır, arkasında e, diye bir oynadı. Ee, Caner yüzü kaleye dönük oyuncu. Diye bir yüzü kaleye dönük oyuncu. Lens yüzü kaleye dönük oyuncu. Ama dörtlüden birinin en azından sırtını kaleye dönebilen bir oyuncu olması lazım. Umut Nayır o oyuncuydu. Çünkü Kontra kalitesinde de, kontra kalitesinin artmasında da e, sırtı dönük bir oyuncunun varlığı çok önemli. Öyle bir istasyonun varlığı çok önemli. E, Umut hem o anlamda iyi iş yaptı, hem golü attı. E, ki yani öyle bir beklentisi belki yoktu Abdullah Avcı'nın ama skoru da değiştiren ve galibiyeti getiren oyuncu olması e, önemli. E, yani Beşiktaş'ın bence sezon başından beri ilk 5-6 haftadaki otopa topa sahip olma oyununda da Böyle bir istasyona ihtiyacı var. Burak Yılmaz onu belirli bir standartta yapabiliyor. Yani Umut Neyiriz o konunun en ilerinden mi? Muhtemelen değil. Ama öyle bir oyuncunun varlığı iki oyun içinde de e, çok önemli. O yüzden dün e, yaptığı Umut Nayır hamlesi e, bence kritikti ve e, bundan bir şekilde sonucu almayı da başardı Abdullah Avcı. Ee, toplu oynama oranını ben de yani gündeme getirecektim. Şimdi %42'ye %58. Ya Beşiktaş açısından bu ne ifade ediyor? Yani Galatasaray'ın %60'a yakın topla sahip olması uzun vadeli düşündüğünde. Abi bırakıyor artık Beşiktaş topu. Ya değişecek mi sence bu durum? Ee, zannetmiyorum değişeceğini. Yani. En azından kısa vadede değişmeyecek. Çünkü şimdi daha pragmatist bir şekilde bakmaya başladığından beri maçlara ki bence Wolverhampton maçı bunun başlangıcı ama orada topu bırakamamıştı Wolverhampton'a. Çünkü Wolverhampton zaten aman abi diyor. Ama ben almam zaten diyor her maçta yani. içeride dışarıda. Öyle olunca orada sahte bekten vazgeçti önce. Sonra o sahte bekten vazgeçiş devam etti ve Alliance Spor maçıyla beraber topu da iyice reddetmeye başlayan bir Beşiktaş gördük. E, Alliance Spor'u o şekilde yendi. E, Galatasaray o şekilde yendi. Sezon başından beri yaşadıkları problemler ortada. Diğer oyunun tarzıyla beraber. E, dün zaten işte sadece öndeki dörtlü değil, arkadaki pivotlar da aslında aynı şekilde yani. Muhammed Elneni, Atiba. İkisi de kötü pasör değiller oyuncu profillerine göre. Ama pas kalitesi böyle zirve oyuncular da değil. E, yani daha doğrusu şöyle, çok yaratıcı oyuncular değil. Arkayı iki tane defans oyuncuyla e, savunma dörtlüsünün önünü kapattı Abdullah Avcı. Öndeki oyuncularla kontra. Kolay kolay değişeceğini zannetmiyorum bundan sonra. En azından kısa vadede. Ama eğer arka arkaya böyle galibiyetler gelir, e, biraz daha rahat ısınma, e, işte rahat bir çalışma ortamı bulabilirse tekrar yavaş yavaş topa sahip olma oyununa dönebilir. Ama sahte beki bence kullanmaması lazım elindeki oyuncularla. Peki Galatasaray'la alakalı şimdi taraftarda biraz Ryan Babel özelinde eleştiriler var, yani geldiği günden biri belki de e, hani en, en çok ön planda olan oyunculardan biri bu bağlamda. Bir de Fatih'in dışında farklı bir teknik direktör olsa sanki ortam çok daha ateşli, çok daha alevli olurdu. Medya baskısı ve yine taraftar baskısı olarak söylüyorum. Olurdu. Ben, ben bireysel anlamda herhangi bir oyuncunun öne çıkmaması gerektiğini düşünüyorum Galatasaray'da çünkü çok daha temel bir ana plan problemi var. O yüzden yani Babeli, işte Belhanda'yı, Feguli'yi, Marka'yı, Luyendama'yı ayrı ayrı konuşmanın abi çok fazla önemi yok. Bekleri konuşmanın çok fazla önemi yok. yani oyuncuların hepsinin bazı eksiklikleri var. Ama şu o eksiklikleri iyi organizasyonla kapatabilirsin. İyi organizasyon yok Galatasaray'da. O yüzden yani oyuncu konuşmak bence zaman kaybı şu anda. Daha önceki programlarda söylemiştin 4 4 2 ihtimalini, iç saha maçlarında özellikle sence hani milat olacak mı bundan sonraki maç? Ya abi dediğim gibi e, mesela bundan bir ay önce çok daha net e, iyileştirme olur gibi geliyordu bana. Artık. Ama yine aynı şeyi söyleyeceğim. Organizasyon o kadar kötü ki yani 4-4-2 küçük iyileşmeler olur sadece. Yani oraya ekstra bir ikinci center for, üretkenliği bu kadar sıkıntılı bir takımda e, faydalı olur. Çünkü belli ki bir plan yok. Ama ne kadar yani %30 mu, %50 mi iyileştirir, %70 mi iyileştirir herhalde o kadar büyük oranlar iyileştirmez. Çünkü da, dediğim gibi daha temel problemler var. Peki Liverpool Tottenham'a geçelim. Yani genel olarak tabii yani Liverpool'un performansının belki daha uzun 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 diye konuşuruz ama yani sen maç planıyla alakalı istersen biraz bahset yani. E, Tottenham'ın sonuçta bir yükseliş grafiği var bu hafta itibariyle. Eee. Ee, yani, aslında pek yok da neyse. Ya şey olarak söylüyorum yani tamam evet kayıcı performans çok ön plana çıkarıldı ama. Yok kötü oynamadılar. Yani evet. Be beklenen, yani, beklentilerin, beklentilerin ötesinde oynadılar. Doğru. Ne söylersin sen genel olarak? Ee, garip bir hikayesi vardı maçın. Ee, şimdi şöyle şampiyonlar gibi finaliyle aynı oldu neredeyse. İlk dakikada golü buluyor bir taraf. Orada Liverpool bulmuştu. Ondan sonra anti futbol oynamıştı biliyorsun topu bırakıp işte maçı 250 pasla falan bitirdi Liverpool hiç beklemezsin ama mantıklıydı yani Jurgen Klopp erken golü bulduğu bir ortamda savunmam çok sağlam işte orta saham zaten dirençli fizikli f var geride derinde savunma yaparsam çok fazla fırsat vermem dedi Tottenham'a hakikaten öyle de oldu bu kez Tottenham buldu golü ondan sonra da Tottenham aynı şeyi yaptı çünkü zaten yapabileceğin daha fazla bir şey yok. Liverpool'a karşı Enfield'e öne geçersen savunma yaparsın. Savunma yapmak durumundasın. Ondan sonra çok derine indiler. Birinci dakikada gelen golle birlikte. Ve mesela sağda şey gözüktü abi. Maça klasik yani daha doğrusu geçtiğimiz sezonun başındaki 11'ine yakın bir 11'e başladı. İşte önde Kane, kenarlarda Eriksen, e, ortada Dele Alli, Sissoko ve Harry Wings. Bence 4-2-3-1 başladı abi maça. Tottenham. Çünkü bu maçları genellikle o şekilde oynuyor. Dele Alli'nin o numara olduğu. Bir 4-2-3 bile başladı ama işte 45. saniyede birinci dakikada gol gelince ee, ondan sonra Liverpool'un toplu oyununda 4-2-3 şeklinde gördük. Yani Sissoko, Dele Alli soluna indi. üçlü bir orta saha kurdu. E, önde e, kenarlarda solda son sağda Eriksen, önde Kane'i bıraktılar. Ve Liverpool'un set oyununda Tabi Beklerle beraber geldiği için sürekli Eriksenle Hönigsun'un Beklerle beraber geldiğini gördük ve savunmayı işte beşli altılı bir hale döndürdüler. İlk yarıyı bence çok iyi savundular, ee, çok nitelikli bir savunma yaptı. Ee, Spurs ve uzun toplarla da mesela çıkma şansını kontralarda çıkma şansını elde ettiler. Keriken in indirdiği birkaç top Hönigsunla Eriksenle tehlike yarattı. Ee, i̇lk yarıyı çok iyi bir şekilde tamamlamaya başladılar. Pozisyonu var mı? Var. Gazaniga ilk yarıda 3-4 tane önemli kurtarış yaptı. Ama çoğu uzaktan şut abi. Birinde Salah uzaktan vuruyor. Birinde Trent uzaktan vuruyor. Birinde duran toptan Fanday e, kafayı burada altı pasta. Onu çıkardı yukarıda. Ama Akan oyunda çok fazla pozisyon vermediler. Net pozisyon vermediler. İkinci yarının başında şöyle bir şey oldu. E, Baktı yerleşik savunmaya çok fazla pozisyon bulamıyor. Yürgen Klopp. Abi şey yaptı. E, i̇lk 45-55 arasında... 4-5 tane uzun top yolladı. Geriden sürekli uzun top. Fabinho uzun atıyor. savunmalar uzun atıyor. Sağa, sola ve özellikle savunma arkasına. Onları savunmakta biraz zorlandı Liverpool şey, Tottenham. Sıkıntı yaşadılar. Hemen bir reaksiyon geldi şeyden. Pochettino'dan. İşte orada taktik mücadele devreye girmeye başladı. Ee, abi şöyle, Harry Wins'i oyundan çıkardı. Endombele'ye oyunu aldı. Ama Endombele'yi e, olduğu gibi savunmanın önüne koymadı. Merkeze koymadı. Sissoko'yu oraya çekti. Eee Endombeli'yi sağ attı. Sağ Endombeli, sol Deli Ali, ortada Sissok oldu. Sissok'u çok daha fizikli, çok daha kalıplı, daha uzun bir oyuncu. Wings'e göre ve Endombeli'ye göre. Savunmanın önünü e, biraz daha uzun bir oyuncuyla kapatınca o uzun top tehdidi de ortadan kalktı Ama Liverpool. O gol, golden sonra oldu tabii ki. Onu... Yok aslında golden önce oldu. Golden önce bu sonra mıymış? Sonra sonra. Ha tamam olabilir. Ama yani, uzun top tehdidi bitti. Ki yani Henderson'da aslında böyle bir e, yarım menzilli Yine yüksek bir topla kaçırdılar sağa doğru. E, Klopp'un farklı yaptığı şeylerden biri uzun topla beraber Henderson'ı yine biraz sağ çizgiye yaklaştırmak oldu ikinci yarıda. E, çünkü bunu şeyde de yapmıştı. United'a karşı da. United'ın üçlü savunmasına ya daha doğrusu beşli savunmasına karşı üretimi çok fazla yapamayınca e, Henderson'ı ikinci yarı ile beraber sağ çizgiye çekip 4-2-4'e dönüp e, öne ekstra bir oyuncu koymaya çalışmıştı. Ve bir şekilde bir kenar ortasında bundan kendisine sonuç almayı başarmıştı. sağ yani tam olarak 4-2-4'e dönmedi. Ama sağ iç, sağ çizgi arasında kullandı. Ve orada hem öndeki Salah'la hem de arkadaki Trent'le beraber işte 2-2, 3-2'ler bulmaya çalıştı. Ve sağ tarafı çok daha net bir şekilde kullandılar. Gol her ne kadar daha farklı bir şekilde gelse de. ikinci gol daha doğrusu. O yüzden böyle... İkinci yarıda taktik mücadelenin de ön plana çıktı. Ee, hem Pochettino'nun Klopp'a karşı hamle yaptı, hem ona karşı yine reaksiyonu Klopp'un verdi. Ee, bir maç izledik. Baktığın zaman böyle çok ahım şahım pozisyonlar buldu mu Liverpool? Hayır. Ama yani artık iş biraz şanstan da çıkıyor gibi geliyor bana. Ee... Tam buraya getirecektim konuyu. Onur Erdem'in biliyorsun. Yani bir tezi var. Liverpool'un şanslı olmasıyla. Pro, ha, program öncesi söyledi. Program öncesi söyledi. Yani i̇stersen en ek, hazır kamera karşısındayken de bu iddialara cevap ver. Abi yani şimdi dediğim gibi böyle Liverpool'un karşı karşıya kaçırdığı pozisyon yok maçta. Ama Enfield'da öyle bir oyun içi yoğunluk, öyle bir baskı kuruyorlar ki rakibin üzerinde fiziksel dirençle birlikte o e, hücum baskısı bir şekilde hata yaptırıyor savunmalara. E, ve yani artık bunu da değerlendirmek gerekiyor bence. Çünkü bunu mesela Arsenal e, maçından sonra Seballos söyledi. Benim hayatımda e, gördüğüm en dirençli, en sert, en kaya gibi bir takım dedi. Ben böyle bir rakibe karşı oynamamıştım daha önce e, diyor. Ki sayısız La Liga'da büyük maça çıkan bir oyuncu. Yani sadece Real Madrid formasıyla değil. Real Betis'le de bütün Real'e karşı, Barcelona'ya karşı, Atletico'ya karşı özellikle oynamış bir oyuncu. Ben böyle bir yoğunluk görmedim diyor. Oyun içi yoğunluğu. Eee... Ki o maçı çok iyi oynamıştı. Özellikle ikinci yarı 45-65 arasında mükemmel oynayan bir Liverpool vardı. o baskı abi o fiziksel dirence rakipler cevap veremiyor gibi geliyor bana. Ve bir şekilde hata yaptırıyor. İşte mesela penaltı pozisyonu Mane'nin araya girip oraya penaltı yaptırışı Leicester maçının aynısı. Albrighton'a yaptırdığı hatanın aynısını çok benzerini yaptırıyor. Önce avantajlı Albrighton'dı. Burada oraya önce araya gidiyor ama bir şekilde Mane öne geçip ee, rakibin işte bir anlık konsantrasyon e, şeyinin dağılmasını kullanarak penaltıyı alıyor ve Mane'nin yaptığı da mesela mükemmel bir e, katkı var. Hem Leicester maçında hem e, bu maçta penaltı kullanan ve galib şey galibiyet golünü getiren oyuncu o değil ama penaltıyı aldıran oyuncu o. Hı hı. Yaptığı skor katkısının yanında bunlar da çok önemli. Çünkü bu iki maçtan böylelikle ekstra 4 puan kazandı Liverpool. Ama Mane'ye rağmen bence maçın yıldızı yine Anderson. Ve hemen arkasında da bence Fabinho. Ee, Henderson'dan bahsettim zaten maçta. Maçtan sonra direkt bir şekilde Jurgen Klopp gitti oyuncuyu e, tebrik etti, sarıldı hatta alkışlattı Enfield'ı Henderson'a. Ee, gerçekten Enfield'da bir ruh varsa o ruhu en büyük e, temsil eden, en net temsil eden oyuncu bence Henderson. Kısıtlı yeteneğine rağmen yani 6 numara, 8 numara, 4 2 4te sağ kenar, sağ çizgiden cadar sahasında koşu gol. Tottenham maçını açan oyuncu beraberliği getiren oyuncu kendi kapasitesinin çok üzerinde iş yapıyor ve oyuna kattığı fiziksel direnç çok önemli ama Fabinho da inanılmaz bir şey gerçekten. Yani bu sezonun sezon başından beri en yüksek standartta en istikrarlı oynayan oyuncusu kim sorusunun cevabı Sadio Mane ile beraber Fabinho olabilir. O pas kalitesiyle beraber o yine top kazanma becerisi çok komple ve bundan sonra altın numarayı kolay kolay bırakmayacak gibi geliyor bana. Sorulara geçiyorum. Ee, sevgili Batuhan Batılı sormuş. Büyük Liverpool'lu. Aynen. Büyük totemcidir aynı zamanda. <laughs> Dün yine ikinci yarıda başlamış. Özel bir Twitter hesabı gerçekten. Liverpool bu kadar kötü oynayan bir takım olamaz. İşte ben bunları hep söyledim falan filan. Diye diye yine iki tane ulu attırdı Liverpool'a. Ee, Burnley ile alakalı bir soru sormuş. Hayret. Ee, şan Dayış'ın Burnley dışında başka takımlarda başarılı olma ihtimali var mı? Ha evet. Ayrıca Oynattığı bu oyunla sizce bir üst profil takımlardan şans verin olacak mı? Teşekkürler çok resmi bir soru. Çok iyi soru ama. Orada bir parantez içinde Totem Spor diye bir şakası da vardı onu yanlış hatırlamıyorsam. Vallahi onu almamışız bu. Tamam. Güzel şaka şahide kalmış. <laughs> abi çok iyi soru bence. Benim de bu cevabını merak ettiğim şeylerden biri. Bilmiyorum abi. Yani büyük takımlar şans verin bilmiyorum. Ee, çünkü çok spesifik bir oyun oynatıyor ve şimdi top altı takımında bir büyük altı takımda oynaması için. Başka bir şey göstermesi lazım. Şimdi onu gösterebilir mi? Onu da bilmiyorum. Ama mesela geçtiğimiz hafta onunla alakalı bir şey okumuştum abi. Bak, ee, Sean Dyche'a ilk hocalık fırsatını veren adam. E, Watford'da böyle 2000'li yılların ortasında çalışan Eddie Butroyd diye bir adam var abi. E, onun menajerliği döneminde 18 yaş alt takımına getiriyor Sean Dyche'ı. E, şey diyor Sean alakalı. Yani çok anti futbol, çok uzun top ve ikinci topları kazanma üzerine e, oynamaktan eleştiriliyor diyor ama... Sean ee, Dyche'i ben tanıyorum. Watford'daki alt yapı takımlarında çok daha hücumcu oynatıyordu. Elindeki kadroya uygun oyunu oynatıyor. Ve elindeki oyunculardan maksimum almaya çalışıyor e, Burnley döneminde. E, o yüzden ben o anlamda çok başarılı olduğunu e, ve tek yönlü bir hoca olmadığını düşünüyorum. E, Şeklinde konuşuyor. Şu anda da Eddie Butroyd galiba şey, e, İngiltere'nin 21 yaş alt takımının tekni, teknik direktörü. E, ben de böyle olabileceğini düşünüyorum ama ...yukarıdan teklif almak için oyunun farklılığı yönlerinde göstermesi lazım. Ve o oyunu ne kadar iyi oynatabilir? Ondan çok emin değilim. Çünkü 5-6 sezondur sürekli bunu oynatıyor. Ve yani bunun üzerine ulusalaştı. Diğer oyunla alakalı mahirliğinin konumda çok fazla bilmiyoruz. Yani 6 yapı takımı, Watford'un 18 yaş alt takımı ne kadar referans olur? Emin değilim. Dediğim gibi benim de merak ettiğim şeylerden biri. Ama ben Shondayş'ın çok enerjik bir hoca olduğunu düşünüyorum ve en azından bir üst profil. Bak şey olur yani Liverpool Arsenal olmasın. Ama mesela bir Leicester, bir Wolverhampton orta seviye yani top altının bir altı. E, oralarda neler gösterebilir? E, çok merak ettiğim şeylerden biri. Emir Ali Çilingir'in sorusu. Euro 2020 için Merih, Çağlar ve Kaan'ın stoper üçlüsü olduğu bir 3-5-2 nasıl olur sizce? Daha önce yine böyle bir soru gelmişti hatırlıyorum ama Tam böyle değil galiba ama üçlü oynar mı bu milli takım tarzı bir şeye gelmiştik? Bence gerek yok. Yani üçlü olunca hep şey yapıyorlar. Benimle alakalı şakalar yap yapılıyor, komikler yapılıyor ama. E, yani üçlü oynamak için çok iyi kanat beklerine ihtiyacım var. Öyle bir oyuncu var mı? Zeki Çelik oynayabilir abi üçlü savunmada. Hatta performansını hücum anlamında yukarıda taşıyabilir. Ama ters kenarında kim oynayabilir mesela? E, öyle bir oyuncu yok gibi. Belki devşirilebilir işte uzun vadede başka biri bir pozisyonda. Yani mesela Aslan Ali öyle bir oyuncu değil. O yüzden... Öndeki kalitemiz de bence çok fazla. yani Orta saha, yoğunluğumuz... Belki önde çok fazla kenar oyuncumuz yok ama Santriforlar, işte Cenk, Burak, Cengiz Ünder... Arkayı çoğaltmak yerine orta sahayı yoğunlaştırmak ve öndeki kaliteyi ön plana çıkarmak bence daha mantıklı. Şu anda yani Çağlar'la Merih gayet iyi götürüyor. Hasan Ali zaten eğer sol bekte kullanacaksan abi... Hasan Ali zaten savunmacı bir bek olduğu için... E yarımsa yani yarım savunma yarım stoper gibi yani yani pardon yarım bek yarım stoper gibi. E, ben çok gerek olduğunu düşünmüyorum eldeki oyuncu profilleriyle. Poyraz Bozkuz'un sorusu. E, abi Salah Mane Firmino mu yoksa Suarez Sterling mi? Hangisi sence en iyi üçlüydü? Hangisini alırdın? Ya yani şimdi bir kere Sterling Liverpool'daki Sterling böyle bir Sterling değildi. Hı hı. İkincisi yani böyle bir Sterling olsa bile ben Firmino Salah şey derim abi? Mane derim. Çünkü yani oyuncu rolleri, oyuncuların birbirine anlaşması e, ve oyunun iki yönünde yani top rakipteyken gösterdikleri direnç, yaptıkları baskı e, Liverpool'un yürüyen Klopp'un ön presinin başlangıcı olmaları, ilk baskı attı olmaları ve o anlamdaki aidiyetleri de o oyuna gösterdikleri özen ve e, sağlamlık da çok özel kılıyor bence şeyi e, bu üçlüyü. Şimdi yani, çok fazla aklıma gelmiyor ama bence futbol tarihinin en özel hücum üçlerinden biri olmayı şu anda bile başardı bu oyuncular. Yani çünkü hem skora çok katkı yapıyorlar ama ne 20 gol artık sezonda. Salah 20-25 gol. E da 15'i var atıyor. Şimdi hem skorerler hem de bu kadar skorer üçlülerin yapamayacağı defansif katkı yapıyorlar takımlarına. Mesela dün yine e, rakipten kazandıkları top bu üç oyuncunun 6-7 tane tackle'ları var muhtemelen çok özeller. Yani o yüzden rakipleri bile değil bence diğer üçlü. Peki son soru. Esad Aygün, 2010 Maradona'nın hoca olduğu ve Messi'nin genç haliyle endam ettiği Arjantin overrated mıydı? Ee, neden 2010 yazında hüsrana uğradı Arjantin? Maradona. evet. <laughs> 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 Maradona yani. Diego Armando Maradona. Yani hoca değil çünkü. Yani şey yalan da söylemiyorum. Hoca değil ki. Yani şu yapmaya çalıştı. Bir birkaç... İspanyolca altyazı vereceğiz buraya. deney yani. hayır deneydi ondan sonra da denemeye devam etti. Birkaç deneme yaptı. Olmadı. Olmazdı zaten yani. Çünkü e, hayata bakışı da bence e, Uygun değil. E, e, öyle uzun süreli bir takımda ya da işte uzun süreli başka takımlara, farklı takımlarda sürekli bir şekilde teknik adamlık yapabilecek bir profil yok zaten. E, teknik anlamda da çok mahir olmadığını gerek o Arjantin'de gerek diğer takımlarda gördük. E, onunla alakalı yani Messi'nin hem şanssızlığı hem laneti gibi. Özellikle mini takımlarda Maalesef çok üst düzey hocalarla çalışmadı. Peki, bu kadar. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet, Tardini Büfe'nin bu haftalıkta sonuna geldik. Yine önümüzdeki Pazartesi için yorum kısmına konuşulmasını istediğiniz konuları ve sorularınız eğer varsa bekliyoruz. Önümüzdeki Pazartesi görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.